Bayrampaşa'mızda 20.700 küsür tane yapımız var. Özellikle biz Bayrampaşa'daki binaları ayırmak gerekirse 99 depremi öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi 99 depreminden sonra alınan tecrübeyle yapı denetim yasasıyla beraber gerçekten depreme daha dayanıklı binalar üretilmeye başlandı. Buna bağlı olarak envanter çıkarmak gerekirse yaklaşık 7.000 binanın 99 depreminden sonra yenilendiğini biliyoruz. 7.000 bina. Eğer biz ki bunun içinde de cezaevi alanı yok. Orada da 2.300 tane konutumuz var. Ki o projede şöyle bir detay vermek gerekebilir. Yapılan proje birinci aşamaydı. Bunun bir de 2, 3 ve 4. aşamasında yapılması gerekiyordu. İşin sonunda belki biz orada 10 bine yakın konutun dönüşümünü gerçekleştirecektik ki bu Bayrampaşa'nın yaklaşık %25'ine falan denk gelir bu. Yani kentsel dönüşümün büyük ölçüde tamamlanmış. Aslında kentsel dönüşüm depremin panzehiri, öyle diyebilirim. Ha şu anda yapılan ne? Parsel bazında dönüşümler yapılıyor. Şimdi Bayrampaşa'nın kültürüne bağlı olarak birçok insanımız kendi evinde oturmak istiyor. Dolayısıyla kendi evini kendi yapmak istiyor. Yani böyle bir siteye vesaire çok yaşam tarzı olarak istemeyen Tabii insanlar Bayrampaşa bir muhacir ilçesi. muhacir, Muhacir derken sadece Anadolu veya Balkanları muhacirlerin gel kastetmiyoruz. tabii ki Anadolu'dan Anadolu gelenler için de aynen aynı öyle şey. aynı fikirdeyim. Dolayısıyla böyle bir farklı yapısı var. Ha bunun haricinde dediğin gibi yerini yapmaya yeterli gücü olmayanlar da yine Bayrampaşa'da olan müteahhitler vasıtasıyla binalarını yeniliyor. Zaten o vesileyle biz dediğim bu 7.000 rakamına çıktık.